rampaya karavana mısın demiyor ya. Maşallah. Bakın adamın yükü kaymış. İşte MDF yükü abi. MDF, sunta yükü sıkıntı. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Hadi oğlum. Sen yaparsın oğlum. Hadi aslanım. Aslanım benim ben. Aslanım. Bir derin nefes alsın. Neyi bekliyorsun oğlum açsana? Hava dolsun diye mi bekliyorsun? Eskiden ben de çok bekledim hava dolsun diye ama. Evet arkadaşlar, brandamızın yeni hali bu. Yatağı nasıl? Oo! Ana bir de kamerayı çekin beni. İlk defa söküyorum. Ay yavrum. Benim cam suyum dondu. Şöyle göstereyim size. Az kafamı şöyle bir uzattım, dışarı baktım. Ana. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni videoda tekrar birlikteyiz. Allah nasip ederse bugünkü yolculuğumuz Gebze tarafı olacak, Sancaktepe. Şimdi petrol ofisinden yakıtımızı aldık, karnımızı doyurduk. Aslanımızın karnını doyurduk. Şimdi Allah'ın izniyle ya bismillah diyeceğiz ve yola çıkacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olsunlar arkadaşlar, mübarek Kandil ayında olduğumuz için kandil simidi getirmişler. Allah razı olsunlar. Ve şimdi dediğim gibi yakıtımızı aldık petrol ofisinden. Yolda mazot almıyoruz. Aldığımız mazot bize yetiyor buraya gelene kadar. Şimdi ama dur, daha şeyi sıfırlamadık. Kilometreyi sıfırlamadık. Şimdi çıkabiliriz. Hava burada akşam yağışlıydı. Arabayı yıkatmadık. Şu an yolda durum nedir bilmiyoruz. Hacı Hamza'ya kadar gideceğim. Hacı Hamza'da eğer ki hava iyiyse Hacı Hamza'da arabayı yıkatacağım. Ben biliyorsunuz pis arabayla yola gitmeyi sevmiyorum ama yağışlı olduğu zaman mecburiyetten. Şimdi şuradan bir çıkalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aslanım benim. Rampaya karavana mısın demiyor ya. Maşallah. Aracımız arkadaşlar un yüklü. Ulusoy undan un yükledik. Sancaktepe'ye gidiyoruz. Sancaktepe'ye boşaltacağız. Ondan sonra Tuzla'ya, Burandacı'ya geçeceğim ben. Buranda değişecek. Buranda'nın orijinali. Yani birebir büyüğü takılacak. Aynı zamanda da arkada Mercedes logosu olacak. Cuma, yani cumartesi falan büyük ihtimal İzmit'ten çıkış yaparım tekrar Samsun'a geri. Pazar gün burada oluruz. Yolumuz açık olsun. Ne diyelim? Hakkımızda hayırlısı olsun. Şuradan bir ofisin önüne bir geçelim. Patron ofise çağırdı. Bir gidelim bakalım. Maaşa zam, işe son. İşe son. Ofise uğra dedi bakalım. Bir gidelim hayırlısıyla. Şu bezlerimi de yanıma alayım. Orada bir yıkayım da. O bezlerimi orada bir yıkayım. Ondan sonra... Kardeşim yolun açıyoruz. Şimdi bizim ofis önü boş. Kenara geçti hayır. Evet. Ofisin önüne geldik. Hadi bakalım şimdi bir gidip de gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi yedik şirketimizde. Ofisimizin önünden şimdi çıkış yapıyoruz. Dediler ki yemek hazırlanıyor. Yemeğin yedi öyle çık dediler. Biz de öyle yaptık. Şimdi yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Ya bismillah dedik ve çıkış yapıyoruz. Bana diyorlar ki İstanbul'da haftaya kalma çünkü çok yoğun bir kar yağışı gelecekmiş. Hemen arabanı boşalt, yükle dön dediler. Dedim sıkıntı yok, gelsin. Allah'ın dediği olur. Olsun, sen yine de git gel dedi yani. Kalacaksan da burada kal dedi. Karda kışta burada ol dediler. Allah büyük, Allah'ın dediği olur. Şimdi depomuzu doldurduk. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Ya bismillah bakalım. Samsun'dan bugün İstanbul tarafına bayağı bir araba gidiyor yani. İş, hemen erkenden işimi ayarlamam lazım. Hatta şu boşaltacak olduğum adamı arayayım da. Nereye boşalacaksa oradan da konum isteyeyim, konum atsın bana da. Rahat rahat. Neyse hadi bakalım, yolumuz açık olsun. Evet arkadaşlar, şu an Merzifon'a girmek üzereyiz. Yani kış geldi, gelecek. Yani kışa kadar bu yolu yapmaları çok iyi oldu. Çünkü aşağı eski yola veriyorlardı. Kar yağdığı gibi ne olacaktı? Bir yoğun bir sıkışıklık olacaktı eski yola doğru. Burada sıkıntı olacaktı. Arabalar kayacak diyecekti. Ama şimdi yolu tamamlamaya çalışıyorlar, bitirmeye çalışıyorlar. İnşallah kar yağana kadar biter.
Bizde saatimiz kaç? 2:30. Artık gece kaça ineriz bilmiyorum. Çıktı gidiyoruz. Eğer hava böyle devam ederse böyle güneşli olmaya. Hacamıza da ekmekçi olduğunda bir arabayı yıkatacağım. Çünkü araba çamur. Mustafa'yı aradım. Çağırsam Mustafa'yı. Sizlerin yorumuyla birlikte zaten ben de farkındaydım. Dayı az yani gidiyorsan az daha sağa git de. Yani soldan geçen arabalara mani olmayalım. Çağırsam Mustafa'yla görüştük. Aradım. En arka işletmenin olduğu yerler var ya arkadaşlar. Hani boşluk olan yer. Oraya aynı ortadaki gibi Çarşan genişliği bisikletlik yap Mustafa dedim. Arkadaşlar yorumlarda da belirtmişler. Benim de dikkatimi çekti. Benim de bir rahatsız etti. Orayı da bisikletle dolduracağız, tamamlayacağız. Aynı zamanda o bisikletlere de led koyacağız. Görüntü daha da güzel olacak. Zaten buranda da benim dediğim gibi olacak. Arkada Mercedes logosu. İyi olacak. Yarın sizlerle birlikte burandayı da değiştireceğiz. Benden önce bir araba gitti. Yusuf Han Uslu gitti. Aksor. O dedi de abi ben de gidiyorum. Tamam git dedim. Birazdan arayacağım onu. Eğer geçmediyse şeyde beklesin. Hacamıza da. Benim eski araba 42 de arkadan geliyor. Bugün Samsun'a Ulus Oyunu'ndan bayağı bir sevkiyat var. Bir de arkadaşlar çok teşekkür ederim. Paylaşımlarımıza çok büyük destek oldunuz. Çirkin Kaptan 53, toprağım, hemşerim, kankam, meslektaşımız kendini bilmez insanlar tarafından yani maruz edildi. Ona hiç yapmadığı şeyleri şikayet ettiler. Hakkında şikayette bulundular. Kendisi mağdur oldu bu konuda. Çok morali bozuldu, üzüldü ve aynı zamanda şirkete de para cezası kesilmiş. Biz buna çok kızdık ve tek bir közle gösterdik. Sizler de gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Yani bu bizim yaptığımız mesleği, şoförlük işini bayanların yapması neden bir başkalarını rahatsız ediyor ben bilmiyorum. Biz gurur duyuyoruz. Yani bizim bu yaptığımız şoförlük işini bayanlar da yapabiliyor. Ellerinden geliyor. Ekmeğini kazanıyor direksiyondan diye. Biz mutlu oluyoruz yani. Biz takdir ediyoruz onları. Ve her zaman da onların yanında oluyoruz. Bakın adamın yükü kaymış. Allah Allah. İşte MDF yükü abi. MDF sunta yükü sıkıntı. Çok kayan bir yük. Kayan bir yük, çok dikkat edeceksin. Adamın da komple kaymış. Büyük ihtimal oradan parttan çıktı. Parttan çıktı. Araba geliyordu. Birden sağa yaptı. Dorsayı yıktı oraya veya dönerken kanala düşüp büyük ihtimal. Allah yardımcısı olsun. Şimdi şu polis kontrol odası bir geçelim. Osmancık'a doğru bir yol alalım. Osmancık'ta da bir markete gidelim. Arabamızın eksiği var mı? Bakalım ekmek alalım. Eksiğimizi tamamlayalım. Aracımızı yıkatalım. Ondan sonra gideceğiz. Ama ilk öncesinde şurayı bir geçelim. Arabayı 80'e bağladım. Yakıtı az yaktırmamız lazım. Zaten şu an piyasalarda acayip bir durgunluk var. İş yok. Yani herkes seçimi bekliyor. Bir seçim zaten için her tarafı mahvetti, kilitledi. Allah sonumuzu ayırsın. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Vallahi herkesin yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi aracımızı yıkatıyoruz. Buradaki kardeşlerim sağ olsunlar. Ne zaman gelsin ona benimle ilgileniyorlar. Aracımız temiz yola gidelim. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Abi İsmet Paşa rampası var, hiç sevmiyorum ya. Çok rampa baba. O rampaya çıkana kadar var arabanın anası ağlıyor. İyi de mazot yakıyoruz yani. Alttan beri bir yardırıyorum şöyle. Kışın kar yağınca ne yapacağız? O rampada var ya Allah muhafaza. O rampada karlı havalarda var ya oraya yukarı çıkmak ölüm ölüm. Vallahi otobüs şoförlerine Allah yardımcısı olsun. Çünkü onlar bizim gibi değil. Biz istediğimiz zaman çıkamadık mı gidemedik mi çekip yatıyoruz. Ama onların öyle bir durumu yok. Onlar yani yolcular için kendilerini riske sokuyorlar. Hayatlarının pahasına riske sokuyorlar. Yola gitmeye çalışıyorlar. Allah bütün kaptanlarımızın yolcusu. Yani kaptanlarımızın yardımcısı olsun. Vallahi zor. Vallahi arabayı yıkattığımdan bu saate kadar 2,5 saat sürmüşüm. 2 saatim kaldı. 2 saatte de büyük ihtimal Bolu'yu falan geçerim de Bolu'ya gelmeden bu Sarıoğlu tesisi var ya orada bir dururuz, bir yemek yeriz çünkü daha yemek yemedim. Soğuğa da dışarıda bir şey yapılmaz ki çok soğuk şu an. 2 derece, 1 derece eksiye düşüyor. Ancak gündüz yemek yapabilirim. Sıcakta hasta olursam yaptığım yemeğin, yediğim yemeğin bir şeyi yok. Faydası olmuyor ya. Hasta oluyor baba. Evet. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Bak şimdi eski pazar Karabük, Safra, Bolu, Kastamonu, Gerede, Bolu. Şurayı da çıktı mıydım Allah'ın izniyle? Gerede'ye vardı mıydık? Gerisi önemli değil. Abi hafta sonu kar geliyor zaten. Bu hafta sonu geliriz Samsun'a. Boşaltırız, yükleriz. Bir tane ya bismillah deyip çıkarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Sen yaparsın oğlum. Hadi aslanım. 9'a kadar düştük. Power almıyorum. Power aldığım zaman çok yakıyor. Sadece A'da gidiyoruz abi.
Dayı çabuk geç, sen boşsun herhalde. Bana mani olma. Çabuk geç, 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 geç. Evet, şimdi 8'e düşeceğiz. Bakalım bu rampayı kaçta sıyırıyoruz? Volvocu dayı, seni geçmem lazım. Senin arkana kalırsam devirden düşerim. Arkadaki araba da yapacak bir şey yok. Arkama da girdi ama yapacak bir şey yok, o da artık idare edecek. Volvocu dayı maşallah sen de iyi basıyorsun ya. Benim arkamdaki kim lan? Benim arkamdaki de Aksor. Amasyalı dayım herhalde. Yo, Akturos lan. Ama kamyon. PTT'nin arabası. Ne olacak? Boş. Aslanım benim be. Aslanım benim. Arkamızdan da Kamil. Ay maşallah. Abi bu otobüs şoförlerin en sonunda beni de geçirecekler ya. Maşallah rampada mampada hiç bana mısın değil mi? İnşallah arkama hemen araba gelmez de. Yapacak bir şey yok. Gelirse de bekleyecek. Kardeş kusura bakma biraz bekleyeceksin. Ben bunların arkasına girersem araba devirden düşer çakılır kalırım bundan sonra. Hazır devirini yakalamışken biri 48 biri Ford F-Max. Ford F-Max. 25 ton yüküm var ha, yüküm hafif zannetmeyin. 25 ton yüküm var. Arabaların egzozundan buhar çıkıyor arkadaş. Otobüsçü dayı çabuk gel de. Çünkü ben şimdi, bak şimdi bak taksinin yaptığına bak. Bak kardeşim sinyal veriyorum, görmüyor musun ya? Ne sıkıştırıyorsun ya? Bir de 55'sin ya. Vallahi şu yol boyunda var ha, Kamil Koçka'da böyle seri çalışan yok maşallah. Avre'ye de birisi girmiş ha. Burayı dağıtmışlar, yıkmışlar. Yani yol boyunda Kamil Koçka ile Osman Ulusoy'dan başka böyle yoğun çalışan bir araba yok. Ha geç ha geç. Geç, geç, patladın geç. Boşsunuz ya. Ha şimdi çakıldık kaldık işte. Şimdi çakıldık kaldık işte. Aslanım benim be. Aslanım! Aslanım! Beni mağdur etmedin bu gece. Şimdi bundan sonra ayağımı gazdan çekiyorum abi. Araba şöyle bir derin nefes alsın. Evet. Şimdi çektim. Araba şimdi bir rahat bir nefes alsın. Şimdi ekonomiyi aldı kendini. E'yi aldı. Vallahi dışarıda var. İyi de rüzgar var. Evet arkadaşlar. Şimdi Bolu'ya girmeden Sarıoğlu dinleme tesisleri vardı. Orada durduk. Yemek falan yedik. Ondan sonra karnımızı doyurduk. Ve şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Şu şeytanları kaldırayım. Önümüz açık ya. Neyi bekliyorsun oğlum? Açsana. Hava dolsun diye mi bekliyorsun? Eskiden ben de çok bekledim hava dolsun diye ama. Şimdi buradan dönüş yapalım. Araba gelmeden biz dönelim. Sıfır dolu senin gözünü seveyim ya. Vallahi hava dolsun diye bekleme derdi yok. Ama benim bir Tursan'da durmam mı lazım? Saat kaç? Hiç takoya da bakmadık lan. Tako doldu mu dolmadı mı? Neyse şimdi belli olur. Dolmuş. Yani zaten dolması lazım. Tam kaç saattir oradayız ya. Hemen hemen bir saat oldu ya. Yusuf Han diyor ki sana yetişemiyorum abi diye peşinden diye. Ya kardeşim sen yetişemiyorsun da ben düzde basmıyorum arabayı. Normal şeyde 80-90 devam ediyor. Ben buraya aşağı ne gaza basıyorum ne rotorda çekiyorum. Arabayı salıyorum kendi gidiyor. Ekonomi de devam. Şimdi birazdan Bolu'ya sararız. Bolu tüneline. Bolu tüneline sardı mıydık? Bir de oraya çıktı mıydık var ya. Şimdi bu hafta kar geliyormuş. Yani bu hafta kar gelir. Teşekkür ederim dayı. İnşallah bu kışın yoldayız da kimse kaza bela yaşamaz. Sağ salim. Herkes gidecek olduğu yere gider gelir inşallah. Şimdi Bolu tünele gireceğiz orada. Yarın da işlerimi hemen erkenden hallettik. Geri dönüşe geçmem lazım inşallah. Millet diyor iş yok diye. Yarın ben arabada otururken, araba boşalırken ETA'ya bir girerim. ETA'dan bir bakarım, araştırırım. İlla ki ETA'da bir şeyler çıkar. Olmadı İzmit'te gelir, İzmit'ten yüklerim. Bir gidelim bakalım da. Yarın ola, hayır ola. Yarın ola, hayır ola. Telefonumun da şarjını takayım. Kendimi sağ tarafa atayım ben. Ulan şu tünele ne zaman gelsem abi kışın kaza oldu ya hemen o geliyor aklıma ya. Vallahi billahi. Hemen aklıma o geliyor ya. Ne zaman buraya gelsem o kaza geliyor aklıma. Ay anam ay. Saat 10, 11, 12, 1. Acaba oraya varabilir miyiz? Gebze'ye kadar gitseydin saat 12.30, 1'e kadar iyiydi. Gebze'de biraz dururduk. Herkes sıralanmış. Tamam ya, iyi ki bir yüze çıktın arkadaş. İyi ki bir yüze çıktın ya. Bu akşam maşallahımız var ya. Vallahi ben bu akşam aslanıma var ya helal olsun. Bu akşam rampalarda beni utandırmadı yani. Mahcup etmedi. Hayı ne yapıyorsun? Hop de. Yusuf'a ne oldu yavrum? Gelemiyorsun. Kayboldun birdenbire. Evet. Şimdi manuelde 11 aldık arabayı. Güvenliğiniz için kış lastiği takınız. Kış lastiğimiz zaten var bizim. Sıkıntı yok. Leysun az daha çekeyim. Leysun az daha bana yakın olsun. Evet baba orta şeritten devam.
Ay maşallah. Buraya aşağı kışın var ya. Hey. Ha tamam. Tamam. Az bir şey yaptık iyi ki yani. Şimdi sal. Bütün arabalar, rotardar olanlar görüyorsunuz değil mi nasıl iniyor? İveko, sende de mi rotardar var yavrum? Kendini bu kadar salma. Hava şu an 9 derece. İşte bak, rotardar olmayan arabalar böyle sağdan gidiyor. Kesin tonajı da var. Bizim öbür kırmızı araba yükleyememiş. Yarın sabaha kalmış, yüklememişler. O da bana diyor, bu Sinan'ın alacağı işini sen diye hiç bulmadın mı? Abi kimse, yani bulmadın mı derken bana kimse bir şey demiyor ki. Ne yapayım yani ben şimdi? Yarın bakacağız biz de kendimize bir iş. Ha da indik. Bolu'ya indim, kulağım tıkandı sanki böyle bir şey duyamıyorum ya. Valla. Ha da açıldı. Evet arkadaşlar, şimdi Sultanbeyli tarafından devam edeceğiz. 7 kilometre gösteriyor. Sultanbeyli tarafından çıkacağız. Çıkmadan önce bir bakalım konuma da. Sancaktepe'yi ilk defa buradan geliyorum ben şimdi. Şurada bir yerde durayım da konuma tekrar. Hay senin şarjına diyor. Bunun şarjı bitti yine. Lanet olsun. Adrese geldik. Biraz mahalle arasındaydı ama geldik yani, şükürler olsun. Şu an yatmak için pozisyon aldım. Sabah inşallah görüşürüz. Dolap da sağ tarafta kaldı ama bakalım, inşallah kahvaltı hazırlarız. Orası boşası, oraya çıkarım, orada hazırlarız ama bir şekilde bir şeyler yaparız. Neyse. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar, herkese günaydın tekrardan. Aracımızı boşalttık.
Şu an çıkış yapıyorum. Kusura bakmayın. Orada kahvaltı mahvaltı bir şey hazırlayamadım. Zamanımız yoktu. Dar alandı. Şimdi buradan çıkacağız ve Tuzla'ya geçeceğiz. Buranda işimiz var demiştik ya. Onu halledeceğiz. Bitirci kardeşim dedi ki abi buradan çık dedi. Üçüncü yola bağlan buradan dedi. Daha kolay gidersin dedi. Bakalım. Böyle gideceğiz. Buradan gelmek daha kolaymış. Daha önce gelenler bana dedi ki Kartal istikametine devam et dedi. Oradan daha iyi dedi. Ne iyisi abi hep ara sokak, şehir içi. Ama buradan gelmek daha kolaymış. Ya işte. Herkes bir şey anlatıyor. Şuradan git, buradan git, oradan git. En güzeli aynen burası. Adamı arayayım da adama bilgi verin. Buradan gelsin de. Buradan daha kolay geliyor. Ben de şimdi Tuzla'ya devam edeyim Burandacı'ya. Buranda işimi halledeyim. Ondan sonrasına bakacağız. Yarın cumartesi. Ben yarın Trabzon vardı. ETA'da. Trabzon'u alsam. Şimdi araba boşalırken baktım. ETA'dan da Trabzon'a iş var. Şimdi Trabzon'u alsam. Trabzon'u alsam. Acaba boşaltabilir miyim cumartesi? O da var. Ben yine de bir bakayım. Samsun, Mamsun bakayım. Bir şey bakayım da. Neyse şurayı bir geçelim de. Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Ne yapa? Buranda'dayız. Sağ olsun geldik buraya. Arkadaşlar bizimle ilgileniyor. Bu yeni Buranda'mız. Şimdi yerleştirdiler. Bu öndeki çıtalar falan yapılacak. Şenol abi. Nasıl? Abi. İyi olmuş mu? En son bunları bir ilave ettirdim Allah size ama. Her metresinde yollarda sana hayırlı ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Bol kazançlar nasip eylesin. Amin abim. Allah razı olsun. İnşallah daha çok böyle kat kat versin. İnşallah abi inşallah. Ben de geldim çünkü o Buranda biliyorsun yanlış ölçünce bak lift masa şimdi aşağı indi. İner o. İniyor. Çerkezköy tarafına gittiğimiz zaman da beyaz eşya yüklüyoruz. Dolap. Evet. Bu sefer ne oluyor? Sığmıyor. He. Sığmadığı için biz sıkıntı yaşıyoruz. Lift master'ı kaldırsak bile bu sefer ne olacaktı? Bu Buranda'nın bu kitleme yerlere yukarı kalkacaktı. Burayı kitleyemeyecektik. O yüzden acele ama sağ olsun siz de beni üzmediniz. Yok. Hemen biz, işi hallettiniz. Biz NEPA olarak her zaman işin arkasında. Ama şu içeride bir yazı var dikkatimi çekti. Ne yazıyor? Orada bir tabela var ya tam böyle asansörün girişinde solda. He. Hani içeri girince. O yazı dikkatimi çekti. Çeker atarım ben sana. Ya onu da bir çekeceğiz yani. Onu da böyle bir kameraya alacağım onu veya telefonla çekeceğim. Güzel şeyler yazıyor. Bu çıkan Buranda'yı ne yaptınız abi? Ne olacak o? Bilmiyorum bakacağız ama. O yazılar falan silinebiliyor mu onda? Yok. Allah Allah. Orada kaldı. Ver onu bana da götürme tavuk kümesi yapayım bari. Ya, burada tavuk kümesine kadar neler yapılıyor orada biliyor musun? Tokası var, makarası var onun. Şey yapılıyor yani buna ben bir sürü malzeme yapıyorum. Çok arabada parçalar kullanıyorum. İslam kolay gelsin. Eyvallah abi. Geçin altı. Evet bu Cuma kardeşim. Sağ olsun ne zaman gelsen beni hiç yalnız bırakmayın. Bu da Mustafa. Ulan Mustafa bugün beni var öyle bir sıkıntıdan kurtardın ki var ya. Allah razı olsun. Vallahi gittik işimizi de hallettik. Askere gittik pirinç vardı onu da aldık. Bu kardeşim halletti sağ olsun. Sen geç kalmıyorsun daha servise. Yok abi 5 dakikaya çıkarım. Tamam. Şöyle Buranda'ya bak. Nasıl olmuş arka? Şimdi daha güzel olmuş. Çünkü burası boştu. Abi orası çok güzel olmuş. He bura boştu. Bu yıldızı koydurdum. Gördün dolmuş oldu. Sabah boştu ya. Aynen. Abi 4 senede en güzel. Şenol abi bırak sen uğraşma. Keseceğim yerlerin ya. Kaç senedir kamyon kuruluş yapıyorsun? Hele söyleyelim. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Ben mi? Baba en aşağı 15 senedir yapıyor. 92'den beri bu sektörün içindeyim. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Maşallah. Hatta 91'de İstanbul Frog marka vardı biliyorsun. Frog bayağı. O fabrikada başladım. Bir sene staj, iki sene işçi olarak çalıştım. Sonra tabii üniversite bilmem ne derken 2000 yılında Tırsan'a girdim. Tırsan'da? 17 sene Tırsan'da çalıştım. Ne diyorsun sen? 17 i̇ki, sene? Evet. Maşallah. 2 sene Baktaş'ta çalıştım. Baktaş Buranda'da. Bir sene dedim yapmayacağım artık bu işleri. 3 senedir de nasip burası oldu işte. Ne yapa? Ben... Şu kureylerde... Tekerinden tut.
Şuraya şuraya taşıyacaklar da çatıdaki... şurayı şu yukarıya onlar şöyle biraz bir şey yapacak, açacaklar. Şuna bak uğraşma, şimdi onlar oraya açacaklar ya. Burayı açmayacak. Yok o yukarıda şey var ya şapka. He. Onu azıcık açacaklar onlar. Kim açacak onu? Sizinkiler. Şimdi burada ne oluyor Şuna da? Brandalar burada mı basılıyor? İmalat, logo, baskı. Logo falan hepsi burada mı yapılıyor? Logo, imalat, her şey burada oluyor. Bunlar işte firmaya gidecek sevkiyat. Bunlar şu an hazır değil mi? Tabii hazır. Bunlar tavan brandalar, alttakiler şey yandı. Logolar burada yapılıyor. Tezgahlar da üretiliyor. O ufak tezgahlar da toplanıyor. Öyle. Kaç yıllık bir firma bu? Bu firmanın geçmişi Nevşehir'den başlıyor ama herhalde bir 35-40 yıllık firma var. 35-40 yıllık. Hay maşallah. Böyle söyleyeyim. Baba orada bir atölyeyle başlıyor. Mesut Bey devraldıktan sonra işte Nevşehir'in dışına taşıyor. Bursa. Bursa'da fabrikası var. Kaç şubesi var bunun? Bunun İstanbul'da 2 tane, 3 tane, Ankara 4, Antep 5, 5 tane şahsi kendi şubesi var. Onun yanında 3 tane de şey Konya var, 6. Söyledim. İzmir'le Çorum'da. Çorum'da da var. Tabii. Oo. Şimdi Trabzon'da da var şubesi. Ama Trabzon'daki tabii Nevko olarak geçmiyor. İsmi değişik ya. Orada orayı açacakmışsın ihtiyar. Nasıl açacaksın orayı? O sabahki arkada abi diyordu orayı açarım diyordu da genişletmek için. Açalım dedim ya açarsak açarsak. Fitilden aldık. He? Fitilden hallettik de. Bunu tam yukarı çekmeyeceğiz. Böyle duracak. Evet arkadaşlar, brandamızın yeni hali bu. Ne yapa branda farkıyla sağlardayız. Portacı da ya, aman dosyanıza vurursun sonra. Yavrum senin şoförlüğün var mı? Var biraz. Kim derin? Nasıl, rahat mı? Oo, bu benim arabadan. Bak bak bak, şurada ne var bak. Bu tarafa gel, bu tarafa bu tarafa. Bak bak. Ana, dayı bu bende yoktur ha. Yatağı nasıl? Oo. Tamam, ana bir de kameraya çekil beni. Lan neresinden? Bayburtlu musun? Erzurum. Erzurum, adamsın. Ha. Dadaşların diyarı. Evet. Cansın, kral. Sen de Samsun mu bu? Ben asıl Ordu Faslı'lıyım. Samsun'da yaşıyorum. Allah'a emanet ol. Sağ ol baba, sen de Allah'a emanet. Güle güle baba. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Tam makas diyemiyorum ki. Gel abi, tam böyle gel. Gel. Yok yok yok. Tam makasa gir. Bırak onu. Makas ya, makas. Tam makasa gir, dorsayı dağıt dışarı. Sağ tarafta şeyler var ya, o yüzden. Hiç dağıtmadan da devam et. Devam et, devam et. Devam et. Devam et, devam et. Devam et. Devam et, devam et. Tamam, şimdi çıkabilirsin. Hacı abi, Allah'a emanet olun. Sağ ol. Hadi görüşmek üzere. Ne bereketli adamız, görüyor musun? Hemen yağmur yağdı. Oh, ya. Şimdi doğru Gebze'ye, şeye, tır parkına. Hadi bakalım.
Arkadaşlar herkese günaydın, her zamanlar. Ne yaptık? Kalkalım dedik. Saat 8:30 olmuş. Arabada yok arkadaşlar, tamam mı? Dışarısı çok soğuk. Arabada şanslı olmadan dedik. Dışarıda bir börek yiyeceğiz. Ondan sonra nakliyeciye geçeceğiz, bakacağız. Yalandan şöyle bir dolanayım. Borusuna uğrayayım bakayım ne var ne yok. Ama şu yerim yüzümüzü bir yıkayalım önce. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu an İzmit demişim. Gezmeden Gebze Tır Parkı'ndan çıkış yaptım. İzmit'e geçiyorum. İzmit'ten Sunta yükleyeceğiz. Tonajlı bir yük. Şimdi buradan çıktık bakalım. Hayırlısıyla inşallah aracımızı hemen yükleyip çıkarız. Artık yani yolda gar yağsa da sıkıntı yok. Tonajlı yükümüz. Şu yaptığım masrafları yazayım da. Spanzetim yoktu. Spanzet aldım. Spanzet 200 lira olur mu lan? Vallahi. Şimdi buradan İzmit'e bir geçelim bakalım. İzmit bildiğim yer Allah'tan. Yıldız Enterke var, Sunta fabrikası. Oradan yükleyeceğiz de. Şuradan bir bağlanalım da normal yola. Arkadaş buranın da girişi de çıkışı da ayrı bir dert ya. Ay yürü daha yürü. Telefon kulağında arkadaş. Bir de Sunta yükleyelim bakalım bu dorsaya. İlk defa Sunta yükleyeceğiz. Termiye dedi belki de ama oraya gitmez. Kime gidecek acaba? Kime yükleyecek? Bilmiyoruz ki. Neyse bir gidelim bakalım. Tamam. Sağ ol baba. Arkada değil mi çıtalar? Tamam. Sağ ol baba. Evet arkadaşlar şimdi Yıldız Entekre'ye geldik. Buradan yükleme yapacağız. Bismillah. Bismillah. Bir Sunta yükleyelim bakalım. Şu ilavelerimi arka tarafa koyayım. Şimdi ilk önce önden iki kapağı yükleyeceğiz. Babamız da ilk defa söküyor. Ay yavrum. Şimdi burada çıtalar varmış. Burası İzmit. Çıtalar dedikleri. Ha bunlar herhalde. Çıta bunlar da. Bunlar değil mi? Arabanın altına bunları koyuyoruz. Adamsın. Kırıp da mı koyacağız lan bunu? Ne bileyim, kırıp da koyacağız herhalde öyle. 2 3. Çektiğimiz şeye bak ya. Koyduk. Bir de buna mı koyacağız? Evet, başladık. Adam bir şeyler diyor oradan böyle. Babağın malı mı? (Gülüyor)
Vay anasını ya. Şuraya düğüm atayım da çıkmasın, gevşeme yapmasın, işimizi sağlama alalım. Ortaya bir tane attık, bu üste de atacağım diyor. Üste ne atacak acaba, bir tane mi atacak, nasıl yapacak bilmiyoruz ki. Vallahi arkadaşlar pert oldum ya, vallahi. Şimdi bana dediler ki alt paletlere birer tane spanzet, üstüne ikişer tane dediler. Ama üstte palet atmadılar. Ben de spanzetleri tekrardan söktüm, ikişer tane attım. İnşallah yukarı fabrikaya gidince de demesinler ki bana yana spanzeti üstüne mal atacağız. Eğer ki öyle bir şey derlerse var ya. Yandık. Neyse, ben şimdi kamerayı arabaya bırakıyorum. Cebimden düşecek diye korkuyorum. Sizleri seviyorum. Yolda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an çıkış yapıyorum Yıldız Entegre'den. Saatimiz de şaka maka 7 oldu. Yani 7'ye buradan çıktık. Aracımızın yükü sunta. Allah yardımcımız olsun. Yani bu sunta yüküyle böyle rahat rahat gidemeyeceğiz. Rahat rahat gidemeyeceğiz. Çünkü kayma riski var. Bir kayarsa ayvayı yedik. Şu yeleğimi de çıkarayım. Saat 9'dan sonra da geride kar yağacakmış. Öyle dediler. Bu akşam bizi yolda kar karşılayabilir. Haberiniz olsun. Hazırlıklı olun yani. Yarım depo mazotumuz var. Gece olmadan Sina'ya söyleyeyim, yakıt parası atsın. Köseköy Belediyesi. Tam tamına toplam kaç tonmuş? 41 ton 440. Telloğlu, terme. Bu ne yapıyor la burada? Şimdi buradan çıkış yapacağız. Allah'ım inşallah kayma olmaz da rahat rahat gideriz. Ben şurada bir durayım. Şu yatağı matağı bir indireyim. Neyse arkadaşlar, şimdi kamera yerine takalım. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an Bolu rampasını çıkıyoruz. Kar atmaya başladı. Buraya böyle kar yağıyorsa Yeni Çağ, Gerede, Kemikli, oraları düşünemiyorum. Şu an ya bismillah sezonun ilk karı aracımızın camına vurmaya başladı. Aracımızda 27 ton yük var. Allah'tan yükümüz ağır da. Ama işte en arkada bir yarım kapak bir boşluk var. Bir de yükleme pek içime sinmedi. Spanzet çektim ama 9 tane. İnşallah spanzetler kopmama yapmaz. Eğer ki yaparsa yandık. Allah göstermesin. Çünkü sunta MDF yükü biraz sıkıntılı bir yük. Sıkıntılı yük olduğu için endişeliyiz. Ama inşallah olmaz. Şu an havada 1 dereceye düştü. Şu Yeni Çağ, Geredi, Kemikli geçti miydim Allah'ın izniyle. Sağ salim Çerkeş'e bir varsak oradan sonra zaten bir şey yoktur. Allah yardımcımız olsun. Yükümüz fazla ağır olmayaydı, iyiydi. Yükümüz ağır. Rampada pek fazla randımanla gidemiyoruz ama maşallahı var yine aracımızın. 1500 devirde bu rampaya çıkmaya çalışıyoruz.
Allah yardımcımız olsun. Allah bütün kaptanlarımızın yardımcısı olsun. Yani bu karda kışta yolda olan bütün kaptanlarımızı, bütün meslektaşlarımızı, araç ayırt etmiyorum. Küçük, büyük, hiç fark etmiyor. Sonuçta herkes bu işi yapıyor. Ekmeğini direksiyondan kazanıyor. Onun için Allah'ım kazadan, beladan, bütün her şeyden korusun inşallah. Yar ve yardımcılar olsun herkesin. Oradan gelen arabaların önü bembeyaz kar. Bakayım. Aynen. Önden Yusufhan gitti. Abi dedi Gerede'de Yeni Çağ Gerede arası yağıyor. Bir de Kemikli rampası çok kötü dedi. Oraya çok yağıyor dedi. Şeyde yokmuş ama İsmet Paşa'dan sonra Kemikli'den sonra kar yok dedi. Zaten kışın en sıkıntılı Yeni Çağ Gerede. Bir de Kemikli İsmet Paşa oraları sıkıntı oluyor. Oraları atlatırsak Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Eğer karlı yere denk gelirsem ön kameraları açamayacağım arkadaşlar. Çünkü ışığı açmam gerekiyor. Işığı açarsam da bu sefer kar yağdığı için yolda yolu görmede sıkıntı yaşarım. Arka kamerayla idare edeceğiz. Şöyle bir gidelim bakalım şimdi. Kar nerede yakalayacak bizi? Arkadaşlar şu an Kemikli rampasındayım. Kemikli rampasına iniyorum. Allah'a şükürler olsun. Bir sıkıntı yok da buzlanma var. Benim cam suyum dondu. Şöyle göstereyim size. Cam suyu koyduk ama demek ki içindeki katkısı az, çoğunluk su. Yine de doldu. Bakacağız inşallah. Hava eksilerden normale dönen yerde açılır da. Ya da şuraya ineyim. İndikten sonra su atacağım, cama sileceğim. Gözüm dorsede ağır ağır iniyorum. Oy, vallahi arkadaşlar saatimiz şu an şöyle söyleyeyim. Gecenin demişim sabahın 4.30 ve Kosya'ya geldim. Daha da gidemiyorum. Artık yatacağım. Yatacağım daha artık şey yapamıyorum. Neyse sabah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı geceler. Arkadaşlar herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Vallahi saat 7'de uyanacaktık ama uyanamamışız. Saat 8'e 5 mine geçiyordu uyandığımda. Yani bir saat fazla büyük uyumuşuz. Hemen kalktım, o bulunduğum yerde kahvaltı yemeğe yoktu. Şöyle bir dışarı bir baktım. Az kafamı şöyle bir uzattım, dışarı baktım. Ana dolaba açacak bir durum yok dedim. Sen devam, zahmettin devam. Doğru lokanta. Sıcak yerde kahvaltını veya ne yapacaksan çorbanı iç. Devam et. Akşam oraya kadar geldik ama saat gece yarısından sonra derler ya yola gitmeyeceğim, çekeceğim, yatacağım doğru çünkü eksiklerde silece suları dondu, yollar buzlanmaya başladı. Onun için ustalarımızın dediği gibi kış ayında saat 10'dan sonra yol gitmeyeceğim, yatacağım derler. Harbiden de doğru. Şu karnımı bir doyurayım. Çayımı bir içeyim, şöyle bir kendime geleyim. Ondan sonra bakarız, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hani sabahlar tekrardan. 4 kamerayı da aktif ettik. Şimdi Çakallı aşağı iniyoruz. Allah'a şükürler olsun, kazasız belasız geldik. Yolculuğumuz bitti. Diğer araba gava boşaltacağı için havzada kaldı. Kardeşimi ben aldım ibaret. Aldım götürüyorum şimdi Samsun'a. Şimdi bir tane Actros geliyor arkamızdan. Onu da şöyle bir alalım manzaraya. 51 mi o, 48 mi? Evet, şu an geliyor kendileri. Adam! 55 Adana, Hatay, Urfa 33. Kardeşim yolun açılıyoruz. Valla sunta var ya, sunta olmasa var ya. Ama işte sunta olduğu için fazla salamıyoruz. Şeyde bir kontrol ettim ben onu Tosya'da. Arabanın kapağını açtım, girdiğim şey spanzer şöyle bir yokladım. Gevşeme mevşeme yok valla hatta. Rotadarın gözünü seveyim ya. Valla rotadar olmasa abi yaşa böyle ince ne? İsmail ne diye sana da yetişemeyim diye. Sen bana yetişemezsin de bu rampa aşağı. Sen benim gibi gidebilir misin? Ama ben o akşam o Kemikli rampaların iyi çıktım ama ha. Bayağı iyi çıktım abi. Maşallah. Araba kesmedi ya. Şu partları kapatalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi öğlen saati ama
Belli olmaz, çölme olur. Bir de o kadar yolu gelmişiz, bir de Samsun'a girişe ceza iniyor. Tavsiye yine yavaş mı? Zaten ağır geliyor. 60-65 de geldim. 70'e çıkartmadım arabayı. Yeter daha. Bıktım buradan ceza. Her gelmemde bir ceza geliyordu. Her gelmemde Ali Uçak bir ceza makbuzu getiriyordu bana. Zahmetli yine ceza gelmiş koçum. Bana diyor ki, oğlum şu cezayı yeme de diyor. Cezayı verecek olduğun parayı değil, sen al, sen ye diyor. Ya doğru diyorsun Ali abi ama dedim işte, ben de anlamıyorum. Evet arkadaşlar, şu an eve geldim, mahallemdeyim. Aracımı park ettim ve şimdi aracın için hava vuruyorum. Ondan sonra istirahat edeceğiz. Yarın da termeye, boşaltmaya gideceğiz. Bakalım, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi tatiller, iyi pazarlar. Evet, arkadaşlar herkese tekrardan günaydın. Sabah geldim, kameraları açtım ama ne yazık ki kameraların şarjı nanay olmuş. O yüzden şey yapamadık. Yani açılışı yapamadık. Şimdi bu terme sanayisine geldik. Boşaltacak olduğumuz yere gidiyorum ve Tahsin Kefeli kardeşim benim buraya geldiğimi duyduğu için şimdi beni bekliyor. Onun da otoparkı oradaymış, boşaltacak olduğum yerde. Abi gel de dedi, arabanı yanaştıralım, açalım. Onlar boşaltırken bir kahvaltı yapalım dedi. Sağ olsun. Şimdi orada kavşakta bekliyor beni. Şimdi onun yanına geçiyorum. Canım ya. Adamsın. Şimdi aracımızı bir bakalım. Devamlı yük paylaşıyorlar. Ben buradayım ya. Devamlı paylaşırlar. Ben buradayım ya. Devamlı paylaşsınlar bakalım. Şimdi inşallah boşaltmada bir sıkıntı yaşamayız. Adamların dediği gibi spanzet atamadık. Adamlar alt sıraya birer tane, üst sıraya ikişer tane spanzet attığın zaman kabul ediyorlarmış. Biz aracımızı gayet sağ salim güzel bir şekilde buraya kadar getirdik. Hiç yükü yıkmadan. Evet arkadaşlar, günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyisin inşallah hoca ailem. Tekrardan sizlere şurayı göstereyim istedim. Getirmiş olduğumuz yükümüz Suntay'dı biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şükürler olsun. Bir tane kayma yok. Yani ben bu işi yapıyorum abi. Sağ salim getirdim. Hiç kaydırmadan, hiç yerinden bile oynatmadan getirdik. Şimdi arkadaşlar buraya indiriyorlar. Burası Terme Yeni Sanayi. Görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldız. Evet. Sevgili dostlar, sevgili ailem. Aracımı boşalttım. Şükürler olsun. Şimdi Samsun'a geldim, Kirazlık Organize Sanayi'ye. Bu sağ taraftaki alt boruda yan alt borunun yanmayan lambaları var. Büyük ihtimal tuzdan dolayı oldu. Karla tuz sermişler diyorlar. Ondan dolayı oldu. Şimdi onu yaptıracağım. Sanayiye giriş yapıyorum. Şu an yüklemeden herhangi bir haber yok. Yükleme yapacağız mı bugün yoksa yarın mı yapacağız bilmiyorum. İnşallah bu akşam yaparız. Yarın sabah da çıkarız. Bakalım, Allah büyük durum neyi gösteriyor. Şu. Bir saniye dayı, ben bir geçeyim. Sanayiye gelmişim, şuraya yanmayan lambalarımı yaptırayım dedim. Hazır boşluğum varken, zamanım varken. Biliyorsun ben bir lamba yanmasa bile rahatsız oluyorum, yola gidemiyorum. Onun için yanması lazım. Neyse, inşallah bu videoda beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için elimden geleni yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum ve yapmaya da çalışmaya devam edeceğim. İnşallah her şey güzel olur. Sizler açısından, bizler açısından. Sizler ne kadar çok mutlu olursanız, memnun kalırsanız bizler de o kadar çok mutlu oluyoruz. Benim buradaki bütün temennim, bütün isteğim sizleri mutlu edebilmek, sizlere layık videolar hazırlayabilmek. İnşallah da her şey daha da güzel olacak sizlerle birlikte. Hayırlısı olsun diyelim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun. Herkese de olsun. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.